Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feedli Köfte 2'nin 35. bölümüne hoş geldiniz. Ve yanımda Eş var. Merhaba. Bu arada Eş, istiyorsan sen de gel. Server'a zaten bana bir ufak bir sözün var. Tamam, geliyorum hemen. Bunun dışında demin Eş'le bir karar aldık. Salih de onayladı. İki kişi daha onaylarsa zaten server'dan kesin yapacağız. Hem zaten hafta sonu server'ı güncelleyeceğiz 1.1.6 sürümüne. Anlaştın. Şu an hala 1.1.4 sürümündeyiz. Bunun yanı sıra bir de Applied Energy Sticks RB14'ü kurmayı planlıyorum. Server'a. Hala beta olan sürümü ancak kendi zaten single player dünyamda da kullanıyorum onu ve bayağı stabil benim gözümde. Bunun dışında redstone'ları ben şu tarafa taşıdım. Şuradan alıp. Ayrıca ufak bir patlama oldu ve şu gitti. O yüzden onu düzelteceğim. Neydi? Tamam. Encode. Çünkü şunları koymadan önce Transformer upgrade'lerini koymayı unutmuşum. Sonuç. Eş, gene mikrofonun kapalı mı? Yok, buradayım canım. Ha, tamam. Eş, sonuç ne oluyor bu durumda? Transformer upgrade'leri koymayı unutursak. Yavaş mı çalışıyor? Ne oluyor? Hayır. Transformer upgrade neydi? Transformer. Ha, hepsini high mı yapıyorsun? High voltajda çalışacak şekilde. Şu an low, medium voltajda çalışıyor hepsi. Ha. O zaman high voltaja geçecek. Yok. Low voltaj bir makineydi, onu medium voltaja çıkartmam gerekti. Ancak bunu yapmadan hatta bağladım. Ha, patladı o zaman. Evet. Şu an tüm benim tüm network'üm, enerji network'üm medium voltaj. Ve bu bölüm ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? 4 tane daha steam boiler döşüyorum. Ney? Ney? Peki bu 4 steam boilerla ne yapacağım? Güzel soru, değil mi? Yani. Evet. Tabii bunun için... Greg Tech makinelerini çalıştırmak için mi? Hayır. Aslında bir Greg Tech makinesini çalıştırmak için. Ancak bir tane. Sıkıntı orada. Hangisi tahmin et? Fusion reaktör falan mı? Hayır, fusion reaktöre daha gelemedim bile. Grinder değil. Aa, çok makine olarak aklıma gelmiyor şu an. Matter Fabricator. Ha. Evet, eşin kafası bugün cidden yerinde değil. Ya da ben soruları çalışmadığı yerden soruyorum. Evet, o olabilir. Ve turbine. Bu zor kısım. Ve tabii ki de pattern'ımız kalmadı. Hemen bir stack craft edelim. Ve ardından sen. Huh. ...12 gerekiyordu bir tanesi için. 24. Yapalım. Ve yavaştan Metro Fabricator'ın resimlerini de öğretelim. Aslında Metro... ...üflüyorsun. Pardon. Lapatronic Energy.
Öncelikle Lepatronic Enerji Orb'u öğretelim. Tabi bunu Lepatron kristalle yapmamız lazım. Ve ayrıca bir şey daha öğretmemiz lazım. Iridium Plate. Onu da öğretiriz hemen. Bunun yanı sıra Teleporter. Teleporter yapımı kolay. Bu. Ve ardından... Şu. Bakalım başka bir crafting'i var mı bunun? Ha, Ascending Machine'de. Gerek yok. Evet. Bunun yanı sıra... Başka... Enerji Follow Circuit'imiz var. Advance. Evet, sadece Lepatronic Enerji. Ve ardından Iridium Blade. Ve bunun anlamı bir tane daha Rolling Machine koyacağız. Huh. Rolling Machine. Güzel bir makinedir. Hepimizin yakından tanıdığı. Ve interface. Bu arada sistemde her daim 32 interface olacak şekilde öğrettim en sonunda. Bu sayede Applied Energy 6 baslarının crafting'inde artık o kadar beklemiyoruz. Evet, sen. Ve sen. Eş, sen ne yapıyorsun? Bu mod pack'i bozmuşum, tekrar Greg'teki bulup yükledim. Of. Nasıl bozuyorsun sürekli? Ya bilmiyorum. Eşin en büyük yeteneği sürekli mod paketi bozmaktır. Nasıl yaptığını henüz biz de bilmiyoruz, o yüzden sormayın. Her tarafta FTB klasörü var, hepsinin içinde ayrı launcher var, her tarafta Unleashed'in klasörü var. Hangisini seçip yüklüyor bilmiyorum. Her defasında farklı bir tane seçiyor. Industrial Diamond istemek zorunda mıydın? Evet. Tabii ki de önce bir Iridium Plate'i öğreteceğiz. Iridium Plate yapmak için sisteme Iridium Plate yapmayı öğretiyorum. Mantık. Daha sonra lazım olur. Herkesin Iridium Plate'i lazım olur. Herkes. Ama bu Iridium Plate, Greg'tekin Iridium Plate'i yapmaya çalıştığımız Industrial Craft'ın Iridium Plate'i. Ki kendisi daha gelişmiş olan. Her eve bir Plate Bender Machine. Ya da 16 tane. Şekil A'da görüldüğü gibi. Iridium. Bu arada bu kadar iridium nereden geldi diye soracak olursanız, geçen bölüm gösterdiğim shiny metal'ları centrifuge'de sokarak, ki onları da bir packager'a sokarak ingot elde ediyorsunuz. Bunun dışında hoş geldin. Dur bakalım. Hadi. Ve ben advanced alloy'un crafting'ini evet, öğrenmişim. Oh, neredeyim ben? Bilmem. Neredesin sen? Geldim. Hoş geldin. Evet. Şimdi başka ne craft edeceğiz? Evet, advance alloy. Advanced alloy için bu lazım. Evet, bence tungsten steel plate kullanabiliriz. Ne diyorsun? Bence de olur. Tungsten plate de kullanabiliriz. De tungsten steel iki tane daha fazla veriyor. Tamam, tungsten steel.
Bunun için önce... Bir tane fazla oldu. Clear. Bize tungsten steel plate öğret. Evet. Aldım tungsten steel'i. Evet, plate mending machine'imize öğrettik tungsten steel'i. Ve öğrettik. Şimdi mix spindle. Bir tane craft edersek bana 6 tane verecek. Bu kompresöre sokup, ama kompresör yerine plate mining machine'de kullanabilirim. Evet. Şimdi neye bakıyordum? Diamond, evet. Ve tabi bundan bir tane daha yapmam lazım. Evet, yapa dursun. Oysa da biz ufak bir deney yapalım. Kompresör mü daha hızlı yoksa plate mending machine mi? Tamam, plate mending machine hızı bu. Kompresörünkine bakalım. Açık ara farklı plate bending machine. Yani öyle böyle açık ara fark değil. Clear. Evet. Ki birinde 2 overclock upgrade var, diğerinde 7. Ve 2 overclock upgrade'li olan kazandı. Ha, bunun dışında madenlerimin oranının da biraz fazla olduğunu göreceksiniz. Kalimera'dan ufak bir bağış geldi. Ardından diamond'ımız oluyor. Yani şöyle bir yerleştireyim. Normalde bu şekli önemli değil ancak yerleştirmeyi seviyorum. Biliyorsunuz. Az bir şey kaldı. Bekliyoruz. O esnada başka neyi yapalım? Ha, neydi senin adın? Ha, turbine. Evet. Bunu nereye koyabiliriz? Şurası iyi gibi duruyor. Evet, gördüğünüz gibi bu bir multi-block. Ve Steam'le çalışan bir multi-block. Steam'le çalışıp enerji üretiyor. Bizim de o enerjiye ihtiyacımız var. Diamond'ımız ne durumda? Olmuş. Tamamdır. Recipe'ye Industrial Diamond'ı da ekleyelim. Ardından şuraya koşup yapmasını seyredelim. Evet. Encode. Ve şuraya öğret. Ardından pardon.
Industrial TNT lazım. Industrial TNT için iki farklı yolumuz var. Ben direkt Flint'i kullanmayı tercih ederim. Ama Gunpowder'ım az. Gunpowder üretmek için bir yol bulurum. O zaman... Industrial TNT, Encode. Sonra da normal TNT. Aa, daha ucuzmuş burada. Sen şimdi. 20 saniye, tamam. Evet. Clear. Tamamdır. 4. 4. Güzel. Encode. Industrial TNT'yi öğrettik. Asalın başlarından birine gelip dolu. Boş. Nasıl bu sen machine setini de doldurdun. Süperim. Evet, ardından... basımız vardı zaten orada. Bir tane. Industrial TNT yapalım. Oracle Lock Upgrade basılmıştı sana değil mi? Test edelim. Tamam. İki Oracle Upgrade basılmış. Güzel. Evet. Industrial TNT. Because I'm TNT. o iş yanlış şey. Koyarsak ve şuraya bakarsak evet, gördüğünüz gibi iridium plate'imiz hazır. Patlamalar duyuyorum. Evet, iridium plate ürettim. Ve bir tane daha iridium alloy ingot yapmamız gerekecek. Tabii Dark Ashes bir yan ürünü maalesef. Tabii bu esnada bizim başka ne yapmamız lazım? İki tane turbine rotor. Ama real crafting. Evet. Ve maalesef bunları otomatik yenilemenin bir yolu yok. Elle yenilememiz gerekecek. Ama bayağı uzun dayanıyorlar. Ardından yedi saniye liquid tesseract. Enerji değil. Liquid. Tamamdır, mis. O esnada bizim... şu alloyumuz hazırlanıyor ama gunpowder'ım yok. Salk olsun. Ve benim Liquid Act'a ihtiyacım var. Bu köfte benim peder gelmiş. Ben bir gidip göreyim, geliyorum hemen. Tamamdır. Evet. Bunları da yerleştirdik. Dın. Dın dın dın. Dın dın.
Bir tanesi işe yaramıyordu, hatırlatayım. O yüzden iki tane koyalım. Tamamdır. Şimdi sadece iki set çalıştıracağım. Şimdilik aslında bir tane çalıştıracağım. Ve onun için bir tane daha iki tesseract'a ihtiyacım var. Evet. Bunu çalıştıracağım. Ve çok ters bir konumdan girdim. Aslında dur, buraya değil. Geliyorum hemen. Vet ve geri geldim. Eski bir arkadaşım Steam'den rahatsız edeyim demiş. Evet. Ve geldik. Honor only. Receive only ve fuel out. Bu arada bunlardan iki tanesini fuel'la çalıştıracağım. İki tanesini biofuel'la, belki dördünü de biofuel'la. Yakında biofuel üretirim. Ardından Honor only, Send only 45 tamamdır. 45 tamamdır. Ve Resun sinyalini kapat. Sen de aynı şekilde Honor only, Send only only matter. Tamamdır. Send only matter. Tamamdır, bence güzel oldu. Ardından Honor only, Receive only ve Matter. Redstone'u devre dışı bırak. Sen ne patladı? Ha, tam bu. Korktum bir an. Gunpowder yetmiyor. Bir şeyler hallederiz Gunpowder'a. Ama şu an redstone high olsun. Çünkü Matter Fabricator craft edeceğiz önce. Evet. Şimdi Matter Fabricator için eksik kalan ne var? Hiçbir şey. Tamamdır. Lapetronic Energy Orb'umuz hazır. Evet. Matter Fabricator'ın recipe'sini bu şekilde öğretmiş olduk. Ve hemen bir tane Matter Fabricator craft edelim. Nihayet. Bu esnada boiler'larımıza bakalım. Isınmışlar mı? Doğrusu boiler'ımıza bakalım. Bir tanesi çalışıyor. 42 derece. İyi. Dur. Matter Fabricator neyi bekliyor? Evet, bunları bekliyor. Hadi onları yapa dururken biz de şunları döşeyelim.
Ve glass fiber cable'ları. Bakalım Matter Fabricator'ımızın durumu ne? Bunu bekliyoruz sadece. Evet. Şimdi bir de elimizde gunpowder üretmek için değişik yollar da var. Onları bir uygulayalım. Gunpowder. Bunu bir yaparız. Coal dust yok. Evet, coal dust gerekecek. Matter Fabricator craft edilsin. O zaman coal dust, aslında şu an coal dust üretebiliriz. Bana charcoal değil, coal dust. İki stack üret. Diğerlerini de diğerini bir tane koyabileceğim. Buraya koyalım. Ve macerayı izleyelim. Tamamdır. Oluyor. Oysa da ben de gunpowder üreteyim. Bununla değil. Bu iki. Bunu boşver. Bu üç. Tamam. Sülfür. Evet. Bolca gunpowder üretiyoruz şu an. Bakalım. Metal Fabricator'ımız olmuş mu? Evet, olmuş. Ve dın dın. Şu ses rahatsız ediyor beni. Ona bir çözüm bulacağım ama merak etmeyin. Evet. Ve sizleri... Redstone High. Ve bunlar çalışmaya başladığında şu zemini tamir edeyim. Evet. 71 derece hala. Bekliyoruz sabırla. Bunun dışında ayarlamam gereken bir şey daha var. O da... bir adet. Neyse, normal import ve export boss. Evet. Ve bolca cable. Evet. Şimdi sen şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle şöyle gelin. Bu
arada ben burada Amplifier olarak kesinlikle Scrap kullanmayacağım. Çok daha değişik bir film. Bir şey kullanacağım. Ne olacağını birazdan göreceksiniz. Tabii şunu önce şuna bağlarsa. Evet. Hatırlarsanız bir tane oru hiçbir şekilde kullanmasam bile işliyordum. Monazit. Darsu Force CCU. Neden mi? Çünkü bunun içinde amplifier olarak işe yarayabiliyor. Hatta amplifier değerine bakalım. Eğer açılırsa. Bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir amplifier değeri. Evet, bunu kullanmadaki amacımız bu. Bunun şu ana kadar hep işlemekteki amacımız tamamen buydu. Clear. Ve geriye tek sorunumuz şu arkadaşın ısınması kaldı. Bu da ısınırsa 88 derece. Çok az kaldı. Ve artık U-Meter üretmeye başlayacağız ki bu Fusion Reaktör için önemli bir adım. Hatta Fusion Reaktörü için bir şeye bakacak olursak, burasında değil tabi. Fusion Coil, Iridium'dur, şudur, budur falan filan bayağı bir istiyor. Dolayısıyla da U-Meter bizim aşırı işimize yarayacak bir şey. Fusion Coil için hayvan gibi bir şeyler lazım. Evet. Ve ben şu ısınınca gelsem daha iyi olabilir. Hemen geliyorum. Evet ve ısındı. Şimdi gelip bu tarafa bakarsak eğer, gördüğünüz gibi bunların enerji üretmeye başladığını göreceksiniz. Ve bu arkadaşın U-Meter üretmeye başladığını göreceksiniz. EU Reader'ımı alırsam eğer, buradan ne kadar iyi? Şu an 400 mc geçiyor. Evet. 400 mc kullanıyoruz burada. Bunun dışında başka ne lazım? Evet. Sanırım bu bölümlük burayı burada bitirebiliriz ki zaten süremiz de dolmuş demin baktığım kadarıyla. Evet. Bu arkadaş sayesinde U-Meter üretiyoruz. U-Meter ise pek çok şekilde kullanabileceğimiz bir şey. Huh. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.